arkadaşlar ben Mustafa hocanız bugün sizlerle beraber muhteşem kampa devam ediyoruz arkadaşlar bugün çemberler konusunu beraber işleyeceğiz ve bitireceğiz Tabii ki de bir pdf'den oluşmayacak çemberler biliyorsunuz ki çemberler çok uzun bir konu olduğu için çemberleri biraz daha böyle e, 4, 4, pdf olması lazım 4 tane pdf hazırladım çemberlerden bir tane de daireden pdf hazırladım yani totalde 5 pdf'de çemberler konusu daire konusuyla beraber tamamen işleyip bitireceğiz ee, çok basit gerçekten konusunu zaten anlatacağım anlattığınızda anlattığımda da göreceksiniz basit olduğunu Sorular da çok böyle acayip acayip zor sorular katmadım ee, kolay ve orta düzey e, sorular kattım aynı şekilde ödevlere de kolay ve orta düzey kattım bu aldığım bütün sorular Karaköy yayınlarından almış bulunuyorum arkadaşlar Eğer ee, siz de Karakök yayınlarında şey yaparsanız gidip kitabını alabilirsiniz. TYT Geometri Karakök yayınları kitabını alıp siz de çözebilirsiniz. TYT AYT Geometri kitabı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Siz de alıp çözebilirsiniz gençler. Ee, bu soruların devamını farklısını istiyorsanız eğer. Ee, gençler nasılsınız iyi misiniz? Öncelikle onu sormaya, sormak e, isterim. Yani normalde onu soracaktım ama unuttuk. E, direkt konuya daldık. E, suyunu filan hazırsa gençler. E, çemberler konusuna beraber girelim. Bir bakalım. Nedir bu çember? Ne demek? Zaten adı üstünde çember. Yani mesela elinizde şu anda bir kalem var. Kalemin arkası benim kalemimin arkası çember değil ama. ya Mesela şu. Şu kalemin arkası bile. Bakın çember gördüğünüz gibi. Veya bakın. E, şurada. Bir bant var bu bant bile çemberden oluşuyor değil mi? Bu çember nedir? Bu çemberin açısı veya yarı çapı çapı nedir? Kiriş nedir? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Biraz sorusu, sorumuzu çözeceğiz. Bu şekilde ilerleyip çemberi inşallah bugün sizlerle beraber bitireceğiz. Şimdi çember dediğimiz şey düzlemde sabit bir noktaya uzaklıkları eşit olan noktaların birleşimine çember denir. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada da zaten vermişiz gençler. Bakın uzaklıkları birbirine eşit ve sabit olan noktalar birleşmesine çember diyorduk biz. Ee, şimdi diyeceksiniz ki şunu sorabilirsiniz gençler. Bu çember olmadı. Bu bambaşka bir şey oldu. Ya burada çember şey var mı? Heh varmış. Tamam güzel. Bakın mesela bu bir çember değil mi? Oo burada baya bir şey varmış. <laughs> mesela buradan da bir çap çizdiğim zaman, bakın gençler, buradan da bir çap çizdiğim zaman, bu ne oluyordu? Yarı çap. Özür dilerim çap değil. Çap tamamıydı, yarı çap yarısıydı. Yarı çap çizdiğim zaman, bakın, bu yarı çapla diğer yarı çap birbirine eşit oluyor, değil mi çemberde? Veya diğer bu yarı çapta? Yani çemberden çizilen her doğru ne oluyor gençler? Birbirine eşit oluyor. Zaten böyle olursa biz buna çember diyoruz. Mesela bir otomobilin tekerleği nasıl normal bir şekilde ilerliyor? Çember olmasa normalde ilerler mi? ilerlemez. Yani kare olsa veya dikdörtgen olsa veya üçgen olsa atıyorum ki. Mesela şöyle bir üçgen olsa böyle bir tekerlek olabilir mi? İlerler mi sizce? İlerlemez değil mi? Tekerlek de zararlıdır. Ama çember tam ona yönelik bir geometrik cisim olduğu için gayet güzel oluyor gençler. Bundan dolayı da sıkıntı çıkmıyor. Şimdi yarı çap zaten söyledik. R ile gösteriliyor. Ve çemberin merkezinden çizilen doğru. Çembere çizilen doğru aslında bir yarı çap oluyor. Yani merkezden çemberin üzerindeki her noktaya çekilen doğru parçasına biz yarı çap diyoruz gençler. Ve R ile de gösteriyoruz. Çapı da büyük R ile gösterilir gençler. Burada yazmış mı bilmiyorum ama bakalım yazmamış sanırım. Yazmamışız. Çap da büyük R ile gösteriliyor. Bu da aklınızda dursun. Bazen e, gelebilir büyük R ile gösterilebilir. Yani genelde sorular verir ama e, vermeyen sorular olsa veya ek bilgi olarak aklınızda tutabilirsiniz. Çap da iki tane yarı çapın toplamı olan e, Ç'ye biz çap diyoruz. Yani iki tane yarıçapın toplamı eşittir çaptır. Çemberlerin merkezinden geçen ve çemberi iki eşit parçaya bölen iki yarıçapın çapın birleşmesi biz çap diyoruz. Tamam mı gençler? Aslında bu kadar basittir. Heh, şu var şunu da söyleyeyim. Aşağı geçmeden önce. Hemen bir çember alalım. Bakın gençler. Bir de doğru alalım şuradan. Bakın şöyle bir doğru geçti. Şu noktayla şu noktayı çemberde kesti. Burası kesinlikle ve kesinlikle çap olmuyor. Yarı çap da olmuyor. Biz burayı bilemeyiz gençler. Tamam mı? Yani gidip de sen buraya çap diyemezsin. Eğer merkezden bir doğru geçmezse sen ona çap veya yarı çap diyemezsin. Bu çok önemli. Doğru neyden geçecekmiş? Merkezden veya yarı çaptan geçecek ki o doğruya sen e, çap veya yarı çap diyebilirsin. Eğer merkezden bir nokta geçmiyorsa, sen o noktaya o doğruya nokta diye demeyelim. de O doğruya sen yarı çap veya çap diyemezsin. Öyle bir lüksün yok. Dersen tokatlarım, tamam mı? Şimdi geldik teğet. Teğet dediğimiz şey nedir? Teğet çembere tek noktada değen doğruya biz teğet diyoruz gençler. Bakın burada da görmüş olduğunuz gibi bir çember var ve bu çembere bakın bu çembere değen tek bir doğru parçası yani tek noktada değen doğru parçasına biz teğet diyoruz. D doğrusu çembere A noktasında teğettir veya buraya da B dersem gençler B noktasında da teğet olur tamam mı? Kiriş dediğimiz şey nedir? Çemberi iki noktada kesen doğruya kirişlenir. Çap da bir kiriştir gençler. Bakın az önce göstermiş olduğum gibi şöyle bir Doğru da geçtiği zaman biz buna da kiriş diyoruz. En uzun kiriş de çaptır gençler. Evet çaptır. Bunu unutmayın. En uzun e, kiriş neymiş? Çapmış. Bak bunlar önemli bilgiler. Bu bilgileri aklında tutmazsan çemberle ilgili hiçbir şey yapamazsın. Tamam mı? Bu bilgiler bizim için çok kıymetli. Yani bu bilgileri bilmezsen maalesef çember yapamazsın gençler. Birazdan birkaç bilgi daha vereceğim sizlere. Bu bilgiler bizim için çok 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 kıymetli. Yoksa soru çözemezsin. Bak bu kadar açık ve net söylüyorum. Bu bilgileri bilmezsen soru çözemezsin. Çemberin zaten daha başındayız. Daha 4 tane pdf'imiz var. Bir sürü bilgi vereceğim. Sen daha onları falan yapamazsan oho daha bu bilgiler aklına tutamazsan geçmiş olsun diyelim. Ve çemberden mutlaka TYT'de de AYT'de de bak TYT'de de AYT'de de mutlaka çıkar. Yani garanti iki tane sorusu var. Bak garantiden iki tane sorusu var. Önemli bir konu. Gerçekten önemli bir konu. Güzel bir konu. Yapmanız gereken bir konu. Çok zor bir konu mu? Hayır çok zor bir konu değil. Tanımını anladıktan sonra sindirdikten sonra bolca soru çözersen açıp kitabında kesinlikle ve kesinlikle sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Çember yayının açısı 360 derecedir gençler. Yarısı da yani şöyle bir hemen şuradan bir çember daha alalım. Bak şöyle bir çember çizdiğimiz zaman ve yine yarısını şu şekilde böldüğümüz zaman bakın burası da ne oluyor gençler? 180 derece oluyor tamam mı? Yani şurası içi değil tabii ki de. Çember yayı 180 derece oluyor tamam mı? Merkez açı dediğimiz şey nedir? Çemberin merkezinde bulunan bir açıdır. Merkez açı gördüğü yay kadardır. Bak bu çok kıymetli bir bilgi. Bu çok önemli bir bilgi. Bu bilgi soru çözdür. Bak 6 tane yıldız kattım. Bu bilgi soru çözdür gençler. Merkezden bak merkez açı gördüğü yay kadardır. Yani mesela merkez açı atıyorum burada 50 derece ise gördüğü yay da 50 derece olacak. Tamam mı? Bak. Bunlar bizim için çok kıymetli bilgiler. Bunları bilmezsen sıkıntı. Veya bak çevre açıda çemberin çevresinde bulunan açıdır. Çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. Yani yine mesela burası 50 ise burası 100 olacak. 2 katı. Tamam mı? Bak bu da çok önemli. Bu da 6 yıldızlık bir bilgi. Ciddi anlamda çok 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 kıymetli. Bu bilgileri aklından... Bak birisi merkezde ise Bak bir açı merkezde ise Karşıdaki gördüğü yay da O merkezdeki açıya eşittir. Ve ikiz kenar oluşturur. İkiz kenar oluşturur. Eğer bir açı Çemberin herhangi bir noktasında yapmışsa bir açı yapmışsa o da iki katı olur tamam mı? Bunlar önemli kıymetli bilgiler. Teğet kiriş açı adından da anlaşılacağı gibi. Teğet ile kiriş arasındaki açıdır ve iki katıdır gençler. Yine aynı şekilde mesela burada burası alfa ise bu gördüğü yay da iki alfa olacak veya yay 2 alfa ise yarısı kadar olacak alfa olacak. İç açı da gençler bakın bunlar da önemli bilgiler. Bunlar da soru çözdürür. Bak bunlar 8 yıldızlık. Bunlar da soru çözdürür gençler. Tamam mı? Bunlar da önemli bilgiler. Çok önemli bilgiler. İç açı dediğimiz şey çemberin içinde iki kiriş arasındaki açıdır. İç açı gördüğü yayların toplamının yarısıdır. Yani şunu diyor. Alfa gördüğü yaylar var ya yani şu yaylar bak buna B demiş buna A demiş İkisi de alfa ise eğer gördüğü yayların toplamının yarısı olacak veya dış açıda da gördüğü yayların yani A'dan B'yi gördüğü yay ikisini de gördüğü zaman A'dan B'yi çıkartıp yarısını alacağız hangisini hangisinden çıkartacağız en uzaktakini en yakından çıkartacağız açı olarak düşündüğümüz zaman. Çemberin iki kirişin arasındaki açıdır çemberin dışındadır. Dış açı gördüğü yay, yay, yayların farkının yarısıdır. Bunlar da çok kıymetli, çok önemli bilgiler gençler. Bak bunları bilmezsen hiçbir soruyu çözemezsin. Geçmiş olsun derim sana. Tamam mı? Bundan dolayı bu bilgileri kesinlikle ve kesinlikle bilmelisin. Eğer bu pdf'i çıkartmadıysan lütfen yanında bir kalem kağıt filan bulundur. Ve o kalem kağıtla yani en azından bir adet kağıt al bak böyle. Bir sürü şey yazmışım. Bunlar da ne biliyor musun yazdığım şeyler? Genelde soru çözüyorum veya böyle soru yazıyorum aklımdan. Onları yazdım şimdi kaç tane. Gençler bunları bilmiyorsanız. Bakın bunları bilmiyor ve yapamıyorsanız. Bu bilgileri aklında tutamıyorsan. Bir tane kağıt al bu bilgileri yaz ve şuraya as. Çalışma masanın oraya as ve her sabah uyandığında o bilgiyi tekrar et mutlaka ve mutlaka aklında kalacak zaten çok fazla bir bilgi vermedim 4 tane özellik verdim topu topu da 8 tane filan e, bilgi vermişimdir bunları aklıtmak tutmak çok zor bir şey değil o merkezli çemberde BOC 120 imiş AO AC O da 40 gençler çok güzel. Bize diyor ki yukarıdaki verilenlere göre O merkezi. Bak bunlar önemli. Bunları okuman lazım. Merkez neymiş? Normalde merkez M olarak gösterir. Çemberde. Hangi kitabı açarsan aç. istersen yabancı kaynaklara da bak. Elimde şu sağ tarafta şu anda hatta bir yabancı kaynak bile var. Ama e, çemberle alakalı bir kaynak değil. E, bu e, kompleks fonksiyonlar teorisiyle alakalı bir kaynak. Yabancı bir kaynak. Bunda bile çemberler veya başka şeyler e, merkez M olarak gösterilir gençler Görmüştüm bir ara e, Baktığımda Bulursam size de göstereyim Neyse şu an bulamadım ama Genelde merkez veya O olarak gösteriliyor Tamam mı? Bunlar önemli Ya O olarak gösteriliyor ya da M olarak gösteriliyor Bundan ikisini gösterelim ama ben genelde M olanı kullanıyorum o olanı da kullanabilir sorular o da kullanıyor M de kullanıyor buna takılmayacağım niye buna takıldım ben de bilmiyorum gerçekten şu anda saçmaladım ama konumuza dönelim <laughs> gençler bakın burası 120 ise bakın burası merkez ise, bu yay neydi bakan yay o da 120 değil miydi? Çünkü merkezden çıkıyordu bak. Eğer buradan çıksaydı ne olacaktı? Yarısı olacaktı. Al yazdım 60. Gördün? Bu kadar. Yani A açısı şu açı 60'mış. Şimdi biz e, üçgende açıda bir tane bilgi söyledim. Söyledim diye hatırlıyorum. Bu merak üçgeni diye bir üçgen söylemiş olmam lazım. Söylemediysem de şimdi söylüyorum. Bu merak üçgenin neydi gençler? Bu üçünün toplamı dış açıya eşitti. Yani 60 artı 40 artı x eşittir 120'ye eşittir. 100 artı x eşittir 120 ise x eşittir 20. Şimdi diyeceksin ki belki dersin bilmiyorum belki demezsin. Hocam ben bunu bu merang üçgeninden değil de başka türlü çözmek istiyorum. Bana nasıl çözersin dersen şu şekilde çözebiliriz. Bakın şuradan bir doğru çizersem şurada bu tam olmadı bir doğru olmadı. Şuradan bu da tam olmadı da neyse. Artık olduğu kadar. Şuradan bir doğru çizersem bak şurada bir üçgen oldu gördün mü? Burada bir üçgen oldu. Bu önemli bu üçgen. Şimdi bu üçgen tamam mı? Şurası neydi? 120 idi. Bu yay 120 idi. Bu yay 120 idi. Buraya da 60 bulmuştuk değil mi? Bak burada bir üçgen oldu. B, A, C A, B, üçgenine bak. Baktın gördün. Ben ne dedim yukarıda sana? Bunlar dedim iki kenar oluşturuyor dedim. Bak yukarıda ee, göstermiş olmam lazım. Bak burada. İki kenar oluşturuyor dedim. Gördün mü? Bu iki kenarlıktan dolayı 120 kaç kaldı 180 tamamlamam için? 60 kaldı. 60'ı da yarıya bölersem her biri 30 derece olarak bölüşecek. 30 artı 40 70. Artı 30 artı 60 artı bir de şurada x var eşittir 180'miş yani 120 130 160 artı x eşittir 180'sa x eşittir 20'dir bak. Bu şekilde de bulduk. Eğer bumerang üçgenini bilmiyorsan. Mesela oldu ya ÖSYM'de böyle bir soru çıktı. Ve sen bumerang üçgenini bilmiyorsun. Tabii ki bilsem çok daha kolay olur. Ama atıyorum ki bumerang üçgenini bilmiyorsun. Bakın mutlaka ve mutlaka geometride bir yerden bir yere doğru çizin arkadaşlar. O doğru mutlaka bir şeye yarıyordur. Yani bak sana burada boş bir yer verdiyse. Yani şunu silebiliyor muyuz? Silemiyoruz şu anda. Çok iyi. Heh siliyorum. Bak mesela şöyle bir çember verdiyse ya senden şuraya çizmeni istiyordur anladın mı Bu soru? Buradan bir şey çıkacaktır yani. Bundan dolayı yani eğer böyle alternatif şeyler bilmiyorsanız kendinize alternatif yaratmanız lazım sınav anında. Yoksa o soru güme gider gençler. Bak ABC o merkezli çember yayı a eşittir M, B, C, bla bla bir şeyler demiş. Bak şimdi. Bunu vermiş ya. Biz şunu bir tamamlasak. Şu şekilde. Şu şekilde. Biraz büyük oldu ama. Şöyle biraz daha küçültelim. Şuradan da biraz daha küçülsek. Heh. Bak. Bak. Bu çemberi tamamlasak. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir şekilde tamamladık. Gençler burası x'e merkezden çıktığı için burası da x olmayacak mı? Olacak değil mi? Burası da x bölü 2 falan olacak ama buna gerek yok şu anda. Ne yapacağız biliyor musun? a, b eşittir. m, 2, m, a, Yani diyor ki a, yayı diyor BC c yayını eşitmiş diyor. ABC de diyor Bak ABC'ye biz A dersek burası 2A olmayacak mı gençler? Direkt hemen bilgilerimizi kullanalım. Buraya A dersem burası 2A olacak. E o zaman bunlar bak bunlar 2K'ye eşitse bu da K'ye eşit olmayacak mı? E K'ya biz A demedik mi? K'ya biz A dedik. O zaman bunlar 2A olmayacak mı gençler? Olacak. E 6A eşittir 360'sa çünkü tamam mı 360'tı. A buradan ne çıkacak? 60 çıkacak. A 60 ise demek ki burası 120 ise 60 çarpı 2'den 120 ise x ile biz ne bulacağız? Burası ile aynısı değil miydi? Yani 120 değil miydi gençler? Bak bu kadar basit aslında. Zor mu? Değil. Size söylediğim bilgileri kullandım. Başka hiçbir şey yapmadım. Başka hiçbir şey yapmadım. Size söylemiş olduğum bilgileri kullandım. AB çaplı çemberde DE eşittir BD verilmiş. Çok güzel. E, i̇kiz kenarsa burası da X'tir. Burası ne olacak? Merkezden çıkmadığı için 2X olacak gençler. Tamam mı? Burası da ne olacak? Bak burası da 2X 20 olacak. Çünkü yine merkezde ise 2 katıydı. 1 iç, 2 iç, bir dıştan. Burası 2X olacak. Burası da ne olacak? 4X olacak gençler. Doğru muyum? Doğruyum. 6X, 8X. Eksi 20 eşittir 180 sa 8x eşittir 200'den doğru mu? Doğru olması lazım. x eşittir 4x eşittir 100. 2x eşittir 50. x eşittir 25 çıkacak. Zaten bize de x soruyor. Bakalım doğru mu? Evet doğru cevabımız Bursa. Bu kadar basit. Zor mu gençler? Değil. Ne yaptık? Bakın iki kenarı gördük. Burası x ve burası da x dedik. E o zaman buraya karşıya bakan yay 2 katıydı dedik. 2x. E burası x eksi olmuş. Karşısına bakan yay 2 katıydı dedik. Şu c'ye kadar. 2x eksi 20 dedik. 2 iç bir dıştan dedik. Burası da 2x'tir o zaman dedik. Karşısına bakan yay 2 katıdır. Çünkü merkezden çıkmamış. Merkez buralarda bir yerde. Ondan dolayı da burası 4x dedik. Ve yarı çemberin 180 derece olduğunu bildiğim için yayı bu şekilde bir hesap yapıp x'i de buradan çıkarttık gençler bakın yukarıda vermiş miydi bu bilgiyi bir bakalım aynen vermiş bak bu bilgiyi kullanacağız ne dedim ben sana burası alfa ise burası 2 alfa dedik değil mi teğet kiriş açıda bak o bilgiyi kullanacağız e, o zaman burası 45 ise bu yay 90 Burası 65 ise bu yay da 130. Bakın yukarıdakiyle aynı özellik gördünüz mü? 90 ile 130 toplarsam 220, 360 da tamamı çıkarttığım zaman 140 yapıyor. Buranın tamamı 140'miş gençler. E, merkezde olmadığı için 140'ün yarısı olacak X. Eğer merkezde olsaydı 140 derdik ama merkezde olmadığı için X'in yarısı olacak. Bundan dolayı da Edirne olacaktır gençler. Bu kadar basit. Zor mu sorular? Değil. Bakın tamamını bilgiyle çözdük. Bilgileri bilmezseniz, tanımları, özellikleri bilmezseniz bu soruların hiçbirini çözemezsiniz gençler. Tanımlarını, özelliklerini bilmeniz gerekiyor. Belki bu sorular e, geometride 6-7, yani 10 soruda 6-7 net yapan veya biraz daha iyi olan matematik öğrenciler için çok kolay gelebilir. Farkındayım. Ama zaten benim anlatmak istediğim kitle çok iyi yapan matematik veya çok iyi yapan geometri değil. Zaten onların burada işi olmaz. Benim anlatmak istediğim kitle geometri hiç yapamayan, geometriden gerçekten sıkılan ve geometri yaparken hiç yapamayan. Yani çocuk alıyor soruyu eline, alıyor kitabı, atıyorum 10 tane soru işaretli, 9 tanesi yanlış. Çocuk tanımları bilmiyor. Benim ulaşmak istediğim kitle bunlar aslında. Bunlara geometri sevdirmek. Bundan dolayı aslında biraz daha kolay sorular seçiyorum gençler. Tabii ki de orta düzey arkadaşlar için de yani 3-4-5 net yapan arkadaşlar için de tekrar babında bakıp e, izleyebilirsiniz gençler. Konu anlatımları hemen hatırlamış olursunuz diyelim. 4 tane de zaten güzel tatlı ödeviniz var. Bu 4 ödevi de çözün. Çok zor değil yine aynı bilgilerle çözebileceğiniz sorular çözemezsiniz. Yorumlar kısmında belirtirsiniz. Eee şey gibi aklıma şey geldi böyle YouTube'lar bitirirken YouTuber'lar bitirirken şey yapar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın falan. <laughs> o aklıma geldi de. Arkadaşlar bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım ee, çemberi anlatabilmişimdir ve anlamışsınızdır. Anlamadıysanız lütfen yorumlar kısmında belirtin ki veya düzeltmemi istediğiniz başka şeyler olabilir. Belirtin. Bol bol günlük hayatınızda su için ee, ve Sağlıcakla kalın gençler. Matematikle kalın. Matematiğin gençliğine kalın.